Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Bir sözcüğün gerçek anlamda ya da mecaz anlamda kullanılması bulunduğu cümleye göre değişir arkadaşlar. Cümleleri okuyarak ilerlemeliyiz. Yayınlanışını büyük bir heyecanla beklediğim kitabı çıkar çıkmaz aldım. Üç kelime de cümledeki anlamına göre yeni bir anlam kazanmamış, kendi anlamlarını koruyorlar. Yani gerçek anlamdalar. Gece boyunca ara vermeden kitabı okuyup yuttuktan sonra. Şimdi kitabı okuyup yutması mümkün değil. Çünkü bu bir yudum değil, bir yiyecek değil, yutamaz. Dolayısıyla kitabı iyice okumak, hazmetmek, sindirmek, her şeyini öğrenmek gibi anlamlara geliyor. Gerçek anlamından sıyrıldı artık yutmak kelimesi ve mecaz anlam kazandı. Hiç vakit kaybetmeden kitap hakkındaki yazımı yazmaya koyuldum. Yani yazımı yazmaya başladım. Bu da gerçek anlam. Dolayısıyla 4 numarada verilen sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır. Cevap D. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Bence iki çeşit insan vardır. İnsanlığa bir şeyler katanlar, insanlıktan bir şey çalanlar. Arkadaşlar kendinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonunda iki nokta kullanılır der TDK. Dolayısıyla buraya iki nokta koymalıyız. İki çeşit insan var dedi. Birinciyi söyledi. İkinciye geçerken küçük harfle devam ediyor. Burası çünkü bir sözcük grubu. Dolayısıyla buraya virgül koyuyorum. İnsanlığa bir şey katanlar, insanlıktan bir şey çalanlar noktadır anlamında. Burada yüklemin tamamlandığını görüyoruz. Noktayı koyuyoruz. O halde iki nokta virgül nokta sıralaması D seçeneğindedir. Cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Burada söylenenlere her iki taraf da sadık kalacak. Arkadaşlar bu cümledeki tarafta sözcüğünde bir yazım yanlışı var. Bu cümledeki da de bağlacının ayrı yazılması ve ünsüz benzeşmesi sertleşmesi dediğimiz ses özelliğine uymaması gerekiyor. Dolayısıyla taraf da şeklindeki bağlacın sanki bir ek gibi bitişik yazılması yazım yanlışına yol açmıştır. Bu yüzden cevap A. Beni yalnız bırakıp da bir yere gidemezsin derken evet yalnızın yazılışı bağlacın yazılışı doğrudur doğru düzgün konuş ki herkes de sana hak versin burada doğru düzgün ikilemedir ayrı yazılır ki bağlaçtır ayrı yazılır herkesin yazılışı daha de bağlacının ayrı yazılması doğrudur hak vermek ayrı yazılır doğru önümüzdeki hafta çok daha fazla çalışmamız gerekecek cümlesinde sıfat yapan ki var bitişik yazılmış doğru THY'nin kurum ve kuruluş adları kısaltmalarında her bir kelimesi büyük harfle başlar nokta gelmez kısaltmaya gelenek kesmeyle ayrılır doğru Ankara İstanbul seferi ses yüzünden iptal edilmiş doğrudur. Bir yazım yanlışı yok. Cevap A. Bu cümledeki numaralı yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Mardin, Şırnak, Siirt Güneydoğu Anadolu'da; Van, Bitlis, Kars ise Doğu Anadolu'dadır. Arkadaşlar bu cümlede bir takım tür ayrımı yapılmış. Bakın burada eş görevli sözler Ard arda sıralandı. 3 tane şehir var. Dolayısıyla ard arda sıralanan şehirlerin arasında virgül koyuyorum. Bu şehirler Güneydoğu Anadolu'da. Peki Van, Bitlis, Kars bunlar da ard arda sıralanan şehirler. Dolayısıyla bunların da eş görevli sözler olması sebebiyle aralarına virgül koyuyorum. Ancak dikkat ederseniz bize Güneydoğu Anadolu'da bulunan şehirleri ve arkadaşlar Doğu Anadolu'da bulunan şehirleri bir takım tür ayrımı yaparak sıraladı. Dolayısıyla TDK'nin de dediği gibi kendi ögeleri arasında virgül bulunan takım ve türleri ayırmak için noktalı virgül konur kuralı gereği 3'te belirtilen yere noktalı virgül getirmeliyiz. Diğerlerinden farklı olarak virgülden farklı olarak noktalı virgül burada 3'te yer almalı cevap C. Eğer bir cümleden bir sözcük çıkardığınızda Cümlenin anlamında daralma olmuyorsa o sözcük cümlede gereksizdir. Cümlede iyi bir cümle değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümle sayılmaz? Yani hangisinde gereksiz bir sözcük vardır diyor. A. Yeni aldığı ayakkabıları ayağına giyip hava atıyor. Arkadaşlar bu cümle iyi bir cümle değil çünkü gereksiz kullanılmış bir sözcük var. Bir ayakkabı zaten ayağa gelir. Dolayısıyla ayağına demesine gerek yok. Cümleden ayağına sözcüğünü çıkarmalıyız ki cümle şöyle olmalı. Yeni aldığı ayakkabıları giyip hava atıyor. Çünkü ayakkabı zaten ayağa giyilir değil mi? O yüzden gereksiz kullanılmış bir sözcük var. Bu cümle iyi bir cümle değildir. Cevap A. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde iyilik eki kullanılmıştır? Arkadaşlar iyilik eki İsim tamlamasında özellikle tamlanan dediğimiz ekimizde bu tamlanan eki kimin neyin sorularına cevap veriyordu arkadaşlar Türkçe'de iyilik ekleri benim evim senin evin onun evi bizim evimiz sizin eviniz onların evleri şeklinde tamlanan ekleriyle aslında eşdeğerdi dolayısıyla kimin sorusuna cevap veren kelime arayacağız verilen Altı çizili sözcüklerde. Sokaktayım derken kimin sokaktayım olmuyor. Burada arkadaşlar ben sokaktayım derken sokak ismine getirilen bir ek fiilin kişisini görüyoruz. Ek fiilin birinci tekil kişisi var burada. Yürüyorum. Ben yürüyorum arkadaşlar. Fiile geldiği için Buradaki doğrudan bizim için fiil çekim ekidir. Birinci tekil şahıs ekidir. İkisi farklı dikkat edin. Yolumun karanlığa derken benim yolumun kimin yolu sorusuna cevap verdi. Benim yolum diye arkadaşlar ım im eki birinci tekil iyilik eki aldı gördüğünüz gibi. O yüzden cevap geldi. Beni derken ki buradaki ı I, i de belirtme hal ekidir. Görüyorum derken ben görüyorum anlamında fiile gelen arkadaşlar ki peki ve yine birinci tekil şahıs eki görüyoruz. Dolayısıyla bizden istediği üçte verilen yolumonlu sözcüğündeki iyilik ekidir. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi yoktur? Ünsüz benzeşmesi arkadaşlar fıstıkçı şahap. Ünsüzleriyle biten bir kelimeye C, D, G ile başlayan bir ek geldiğinde bu eklerin C'nin Ç'ye, D'nin T'ye, G'nin de K'ye dönüşmesiydi. Bu da göre ses özelliklerine baktığımızda A'da arkadaşlar seçkin kelimesinde G sesinin K'ye dönüştüğünü görüyoruz. Sertleşme var. B'de anlattıklarını kelimesinde anlatmak fiili dık dik ekini alırken D sesi bakın T'ye dönüşmüş. Burada da var. C'de verilen cümlede onun şiirlerinde insana yaşama sevinci veren pek çok dize var cümlesinde bir şey yok. Sertleşme yok daha doğrusu. Hocam şuradaki sevinç Ç, C'ye dönüşmüş bunun adı neydi derseniz bunun ismi yumuşamaydı. Dolayısıyla bunu sertleşme almıyoruz. D'de de 1983'ten var. Arkadaşlar 1983 Ç ile bitti. Den ekini aldığında D, T'ye dönüştü. Burada da bir sertleşme benzeşme. Kitaptaki kelimesi var E'de de. Yine arkadaşlar kitap kelimesi ile bitti. D ile başlayan B kaldığında D sesi T'ye dönüştü. Sertleşmeye uğradı. O halde C'de verilen cümlede ünsüz benzeşmesi ya da sertleşmesi yoktur. Cevap C. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bir oturulup arkadaşlar bu sözcüğün yazılışı doğrudur. Bambaşka kelimesi de MPRS ile pekiştirilmiş bir sözcüktür. Bitişik yazılmıştır doğrudur. Arda ardının sözcüğü ikilemedir ayrı yazılır. T sesi D'ye dönüşmüş ikisinde de doğrudur. Art arda deseydi ayrı yazılacaktı ve T şeklinde korunacaktı. Ama burada ardı ardına derken bakın T ünlüyle başlayan B'ye kaldığı için ardı ardına olmuş. Yani burada bir yazım yanlışı yok. Dörtte bir şey demiş şey sözcüğü her zaman ayrı yazılır arkadaşlar doğru. Hiçbir kelimesi yanlış yazılmıştır. Çünkü bitişik yazılan TDK'ye göre gelenekleştiği için bitişik yazılan bir sözcüktür. Bu yüzden cevap E. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? Yarışmaya katılacak öykülerin el yazısıyla yazılıp altı sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Arkadaşlar, gerekmektedir yüklem. Gerekmekte olan ne? Yarışmaya katılacak öykülerin el yazısıyla yazılıp altı sayfayı geçmemesi mi? Yoksa yarışmaya katılacak öykülerin el yazısıyla yazılması ve ya da virgül 6 sayfayı geçmemesi değil mi? Gördüğünüz gibi buradaki eylemsi eklerinin arkadaşlar birbiriyle uyuşmazlık içinde olması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Dolayısıyla ıp ip, ip fiilimsi zarf fiil ekinin olması anlatım bozukluğunu aslında daha çok gösterdi. Ne yapacağız? Buraya bir isim fiil eki ma ekini getirerek ard arda gelmesini sağlayacağız buradaki yargıların. Dolayısıyla baktığımızda D'de verilen bu düzeltme doğrudan bizim istediğimiz düzeltme. Bu yüzden cevap D. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Bir sanatçımız. Arkadaşlar sanatçımız derken cıcı ekini alan sanat kelimesi T ünsüzüyle bitti. C ünsüzüyle başlayan bir ek aldığı için C'nin Ç'ye dönüştüğünü görüyoruz. Burada bir ünsüz benzeşmesi ya da arkadaşlar sertleşmesi dediğimiz ses olayı var. İki büyüdüğü kelimesi dık dik sıfat fiil K ünsüzü ünlüyle başlayan B kaldığı için yumuşak G'ye dönüştü. Bunun ismi de ünsüz yumuşamasıdır. Dolayısıyla burada da bir ses olayı var. Çevreyi derken kelimemizin kökünün çevirmekten geldiğini, AE yapım ekini alırken i'yi düşürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla burada da arkadaşlar bir ünlü düşmesi vardır ve aynı zamanda y kaynaştırma ünsüzü vardır. Anlatıyor kelimemizde anlatmak kelimesi zaten ünsüzle bitti. Aldığı ekide baktığımızda iyi o şimdiki zaman ekidir. Dolayısıyla burada bir ses olayı yok. Ünlü daralması zaten diyemeyiz. Çünkü kelime zaten ünsüzle bitmiş. Bu ı da yardımcı ünlüdür. Dolayısıyla dörtte herhangi bir ses olayı yoktur. Oldukça kelimesinde de arkadaşlar dıkca şuradaki c sesi ç'ye dönüşmüş. Yine ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi dediğimiz ses olayı vardır. Dolayısıyla dörtte bir ses olayı yok. Cevap de. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir dilin çok uzun zaman önce yazılı metinlerle izlenemeyen karanlık dönemlerinde kendisinden ayrılan koluna verilen addır. Arkadaşlar şurası zaten çok ayırıcı bir noktadır. Bir dilin çok uzun zaman önce yazılı metinlerle izlenemeyecek kadar karanlık dönemlerinde kendinden ayrılan koluna biz lehçe diyoruz. O da E'de verilmiştir. Cevap E. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A ünsüz yumuşamasına aykırılık. Ünsüz yumuşaması arkadaşlar PCTK ile biten bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bu testlerin sırasıyla B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşmesiydi. Ancak bunlara aykırı olan durumlar vardı. Bir tek eceli bazı sözcüklerde yumuşama yapamıyorduk. 2 yabancı bazı sözcüklerde yumuşama yapamıyorduk. 3 özel isimlere getirilen ek olduğunda ee, sözcüğün sadece söyleyişinde yumuşama yapıyorduk. Yazıda gerçekleşmiyordu. Kökte ünlü değişimi bana ve sanaydı. Büyük ünlü uyumuna aykırılık dediği de büyük ünlü neydi önce? Kalınlık incelik uyumuydu. Bunu aykırı göreceğiz. Yani ince ve kalın ünlüleri aynı kelimede göreceğiz. Ünsüz yumuşaması zaten P, Ç, T, K'nin yumuşak G'ye dönüşmesi dedik. Ünsüz benzeşmesi de fıstıkçı şahapla biten bir kelimeye C, D, G ile başlayan bir ek geldiğinde C'nin C, C Ç'ye, D'nin T'ye. G'nin de K'ye dönüşmesiydi. Bakalım şimdi verilen dizelere. Sen orada bağrına bas en büyük çileyi. Burada bir şey yok. Ben burada en büyük çileyi doldurayım. Burada da yok. Ekmeğe muhtaç, hürriyete muhtaç, sana muhtaç derken ekmeğe sözcüğünde arkadaşlar ünsüz yumuşaması var. Muhtaç, hürriyete derken bakın ünsüz yumuşamasına aykırıdır. Normalde T ile bittiğinde D'ye dönüşmesi gerekir ama dönüşmüyor. Çünkü yabancı sözcüklerin bazılarında bu olmuyor demiştik. Dolayısıyla ünsüz yumuşamasına aykırılık var. Sana kelimesi de sen sözcüğü AE yönelme halekini aldığında ne yapıyor? Sana'ya dönüşüyor. Yani ünlü değişim oluyor. O yüzden de gider. Sen orada koparılmış bir zerdali gibi dur. Ben burada zerdalısız bir dal gibi durayım derken zerdali sözcükleri de büyükün uyumuna aykırıdır. Çünkü ince, kalın, ince şeklinde ünlüleri var. Biz ya hepsinin kalın ya da hepsinin ince olmasını istiyoruz. Dolayısıyla büyükün uyumuna aykırıdır. Verilen dizelerde ünsüz benzeşmesi örneği yok arkadaşlar. Bu yüzden cevap E. Bu parçadaki sözcük ve sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? diyebiliriz ki imgeci şiir dizeyi daha çok besliyor. Ona ayrıca bir iç ekonomi sağlıyor. Çok düşük de olsa ona bağımsızlık tanıyor. Çünkü imgeci şiirde şiirsel yük kendi özel yapısını oluştururken dizeleri de kurmuş oluyor. Bu anlamda dize ile imge iç içedir. Bazen dize işte bu iç içeliğin kendisidir. Bize düşen de bu dizeyi tam olarak kavramaktır. A. Besliyor sözcüğü temel anlamı dışında kullanılmıştır. Arkadaşlar evet gerçek anlamının dışında kullanılmış. Çünkü diyebiliriz ki imgeci şiir dizeyi daha çok besliyor. Yani şiirin dizeyi daha çok dizeye katkıda bulunuyor anlamında. Cümledeki anlamdan çıkardık tabii ki bunu. Dolayısıyla A'da verilen yargı doğrudur. B. İç ekonomi sağlamak ifadesiyle anlatılmak istenen anlamsal yoğunluktur. Evet ona ayrıca bir iç ekonomi sağlıyor. Yani onun anlamsal yoğunluğunu artırıyor. Ona yeni yeni anlam derinlikleri katıyor anlamında. Dolayısıyla B de doğru. Çünkü sözcü gerekçe bildirmektedir. Evet arkadaşlar çünkü kelimesi kendinden önce bulunan şu yargının artık gerekçesi durumunda olduğunu gösterdi buranın. Dolayısıyla C de doğru. İç içedir ifadesi gerçek anlamda kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar bu cümlede bakın şurada geçiyor. Bu anlamda dize ile imge iç içedir. Yani artık birbirine girmiştir. Artık dizeyi ve imgeyi birbirinden ayıramazsınız anlamsal olarak demek istiyor. Dolayısıyla gerçek anlamda değil, mecaz anlamda kullanılmıştır. Cevap bu yüzden D seçeneğidir. Kavramaktır sözcüğü iyi anlamak anlamındadır. O da şurada geçiyordu. Bize düşen de bu dizeyi tam olarak kavramaktır. Yani iyice anlamaktır. Bu da oluyor. Cevap D.